Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve la'tisâmî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu la nebiyye ba'de. Kâle Allahü Teala fi kitâbihil kerîm. Euzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem kardeşlerim, hayat sadece bu alemden ibaret değildir. Varlıklar daima hareket halindedir. Adeta bir nehirde, bir derede, bir çağlayanlar gibi akıp akıp varlıklar başka aleme doğru gitmektedir. Bu gidişin arkasında tasfiyeye tabi tutulma vardır. Cennet ve cehennem, kainat ağacının iki dalı gibi, sonunda iki meyve olarak arz-ı endam edecektir. Cennet ve cehennem, şerciyeli hilkattan ebed tarafına doğru uzanıp eğilerek giden, iki dalın meyvesi olarak zuhur edeceklerdir. Araf yok. Belli bir süre araf ortası olsa bile sonuçta insanlar, ya ebedi cennete gideceklerdir ki inşallah biz öyle oluruz veyahut da ebedi cehenneme mahkum olacaklardır. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Bizler ebedi olarak cennete gitmeyi arzu ederiz. Önce cehennemden kurtulmayı arzu ederiz. Sonra cennete gitmeyi arzu ederiz. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın selamıyla muhatap olmayı arzu ederiz. Ve daha sonra da ulaşabilirsek Cenab-ı Hakk'ın cemali bakemaliyle de müşerref olmayı arzu ederiz. Kur'an-ı Kerim'deki bu mertebeler insanların niyetlerine göre de şekilleneceği şeklinde anlatılır. Bazı insanların derdi cehennemden kurtulmaktır. Ey müttaki sana müjde, sen cehennemden kurtuldun denir ona. Burada bile niyetler vardır. Bazı insanların derdi cennete gitmektir. Ey salih amel yapan kişi, sen de niyetinin mükafatını gördün, cennete dahil olacaksın denilir ona. Ama müminlerden öyle insanlar, öyle müminler vardır ki cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek olarak bakar. Cennetin üstünde daha muhteşem hayat vardır. Allah'ın selamına muhatap olmak. Selamun aleyküm tıbtum fedhulüha halidin hitabına muhatap olabilmek. Ama bunun da çok ötesinde bir makam vardır ki
Cennette 1000 sene cennet senelerine göre mesut yaşasa bir insan, bir âli seyyalesine denk gelmeyecek olan Cenab-ı Hakk'ın cemali ba kemaliyle müşerref olmak. Niyetlerden bir tanesi de budur. Ya Rabbi, ben seni istiyorum. Senden başkasına, rızandan başkasına, cemalinle müşerref olmaktan başkasına razı değilim manasında bir de buna talip olmak vardır. Cenab-ı Hak cemali ba kemaliyle müşerref olanlardan eylesin. Niyete göre sonuçlar şekillenecektir. Ama bu sonuca ulaşabilmek için de niyetlerle yapacağımız ameller de vardır. Müttaki olursa cehennemden kurtulacak. Ama cennete gitmenin de belli şartları vardır. İmanlı olmak, imanlı olarak ölebilmek cennete gitmenin ana şartıdır. Ama ikinci bir şartı daha vardır ki ibadetlerimiz. Bizim ibadetlerimiz ebedi cenneti kazanmada yeterli olmaz. Sınırlı ibadetlerimizle sınırsız ebedi cennet elde edilemez. Öyleyse sınırlı ibadetlerimizde külli niyete ihtiyacımız vardır. Üstadın anlatımıyla bir padişah raiyetinin sadakatini ölçmek için onlardan hediye kabul ediyor. Herkes çapına göre padişaha hediyeler takdim ediyor. Ama gücü yetmeyen fakir bir adam var ki şöyle bir bardak, bir tas ancak padişaha sunabiliyor. Ama ifadesiyle, niyeti olarak diyor ki, ey padişahım, sen böyle küçük bir hediyeye layık değilsin. Elimden gelse ben şu raiyetin sana sunduğu hediyeler kadar hediyeler takdim etmek isterim. Daha fazlasını, milyonlarca, milyarlarca daha çaplı hediyeleri sana takdim etmek isterim. İşte bu güzel ve külli niyetiyle küçük hediyesini padişah, hediyeye ihtiyacı olmayan padişah o çapta bir hediye olarak kabul edebilir. Biz de cüz'i ibadetler yaparken külli ifade ve külli niyetlerle takdim ediyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salatu ve tayyibat dediğimiz zaman bütün meleklerin ibadetleri kadar ibadetleri, bütün cemadatın Allah'a takdim ettiği tesbihat, tahmidat, tekbirat kadar ibadetleri, Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın, enbiyanın, ulu azm peygamberlerin takdim ettiği ibadetleri, ya Rabbi, kendi namıma sana takdim ediyorum diyoruz. Külli bir niyetle cemaliyle müşerref olma niyetine, hedefine ulaşacağız. Ama cenneti kazanmanın önemli bir üçüncü şartı daha vardır ki hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerimede Kâri'a suresinde kıyametin dehşetiyle alakalı sure içerisinde فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ Kimin sevap tarafları ağır basarsa, demek ki haşirde ad-i ilahide hasenat ve seyyiat tartılacak. Hasenat tarafı bir gram ağır basarsa, ahirete de imanla gittiyse cennete gidecek. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ Razı olabileceği, razı ettiği Allah'ın onu mazhar kılacağı bir aleme gidecek. Ama وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafları hafif kalır da, günah tarafları ağır basarsa, فَاُمُّهُ هَاوِيَةِ Hani insan daralınca anasının kucağına atar kendisini. Anam der. Öbür alemde günahları ağır basmış, yandı. Anam sarılacak, ana kucağına atacak kendisini. Atmak isteyecek. Ama onun atacağı ana kucağı haviye olacaktır. Ve mâ edrâke mâhiye. Sen haviyenin mahiyetinin ne olduğunu bilir misin? Nârun hamiye.
devamlı çağlayanlar gibi akan ateş cenderesi içerisinde işte yaslanacağı yer orası olacaktır. Öyleyse kendi vicdan terazimizle de tartabiliriz. Günlük hayatımızda şu ana kadar yaşadığımız hayat içerisinde benim kazandığım sevaplar mı ağır basa, sen vicdanınla tart. Yoksa günlük hayatımda kazandığım günahlar mı ağır basar? Bu ölçüler içerisinde hayatınızı geçirmeye çalışın ve sonra da işlemiş olduğumuz sevaplarla, ibadetlerle benim sevabım günahlarıma galebe çalamaz. Öyleyse bir şeye daha dikkat edeceğiz. Sebebiyet verme sevaplarını kazanacağız. Sadake-i cariye diye anlatılan hadis-i şeriflerde işte budur. Hayır müessesesi yaparsın, bir yurt yaparsın, bir cami yaparsın. Senden sonraki insanlar orada sevap kazanırlar. Sen öldüğün zaman sadece günah işleme cihetinden ölmüş olursun. Arkandan hala yığın yığın sevaplar gelir. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاِلِهِ Halk arasındaki ifadesiyle اَسَّبَبُ كَالْفَاِلِ Sebebiyet veren işlemiş gibidir. Günah cihetinden ölmeli ama sevap cihetinden hala yaşamalıyız. İnsanların hidayetine sebebiyet vermeliyiz. Hayber'de Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'ye dediği gibi böyle bir ehli kitap dünyasında ya bizim için önemli bir fırsat. Ya Ali, senin elinle bir kişinin hidayete ermesi sahralar dolusu kırmızı koyundan, develerden, ganimetlerden daha hayırlıdır. Başkasının hidayetine sebebiyet vermek, sevap kazanmalarına sebebiyet vermek. Bugün Hazreti Muhammed Aleyhisselam ölmemiştir. Şu anda ümmet sevap kazanıyorsa bir misli aynen onun da hasenat defterine gidiyor. Bize güzel çığır açan, salih evlat bırakanlar ölmemiştir. Arkada hayırlı kitaplar bırakanlar ölmemiştir. Öyle yapın, öyle yaşayın ki vefat ettiğiniz zaman bile arkanızdan hayır duasında sevap kazandıranlar bulunsun. Bir misalle bitirelim. Efendimiz Aleyhisselam kendi döneminde Abdullah İbni Mesud'u irşatçı olarak Kufe'ye gönderdi. Boyu çok kısaydı. Sahabi oturuyordu. O ayakta hizmet ediyordu. Boyu ancak görünüyordu. Abdullah İbni Mesud'un ilim dağarcığı ve Kur'an'ı 4 kişiden alınız buyurdu. Efendimiz'in 4 isimden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam ara ara kalkar Abdullah İbni Mesud'un ayağına kadar gider, Kur'an oku da dinleyeyim derdi. İşte onu irşatçı olarak Kufe'ye gönderdi. Kufe, ta tarihi kadimden bugüne fitnenin kaynağıdır. Kıyamete kadar da öyle gidecektir. Kufe'de günlerce, aylarca anlattı. Fakat etrafında bir cemaat olamadı. Biraz da şekline bakınca ne bunun anlattığından ne olacak diyorlardı. İnsanlar cümleye bakmıyor, zahire bakıyor. İnsanlar anlatılana bakmıyor, anlatana bakıyor. Makamı büyük adam adi laflar edince değerli zannediyor. İnsanların bakış açısıyla makamı olmayan bir insan cenneti de anlatsa ona değersiz nazarıyla bakıyor. O zaman da öyleydi. Bir gün güzel bir cemaat topladı etrafında. Abdullah İbni Mesud hırsla onları anlatıyor. Ayet okuyordu ama insanlar da gayet müstahni. Dişiyle oynayan, kulağını kaşıyan, gökyüzüne bakan, şakalaşan, dinleyenler de böyle dinliyor. Bir adam geldi. Bir Abdullah İbni Mesud'u dinledi. Anlattıklarına baktı. Bir de dinleyenlere baktı. Bu münasebet yok. Bu ciddi bir dinleme değil. İtibarlı bir adamdı. Adı meçhul. Bir dakika dedi. Söz aldı. Ey insanlar dedi, bana kalırsa siz bu adamı dinleyin. Çok önemli şeyler anlatıyor. 5-10 cümle ile destek verdi Abdullah İbni Mesud'a. Sonra çekti gitti. Kimdi o adam bilemiyoruz. Onun anlatmasıyla bazı insanlar iman ettiler. Alaka duydular.
Abdullah İbni Mesud Küfe'den dönünce vakayı Efendimiz Aleyhisselam'a anlattı. O adamdan da bahsetti. Efendimiz Aleyhisselam o adama 4 cümlelik dua etti. Ya Rabbi, o adama iman nasip et, hidayet eyle. Kabe'ye, hacca gelmek nasip eyle. Mümin olarak vefat etme nasip eyle. Ve cennette bana komşu eyle dedi. Aradan seneler geçti. Dönem Hazreti Ömer devri. Hazreti Abdullah İbni Mesud hacca gitti. Tabi çile çekti. Küfe'den de hacca gelenler var mı? Onları araştırıyor. Bir heyet gördü. Dediler ki şu heyet Küfe heyeti. Yaklaştı. Aralarından o adamı seçti. Buldu, tanıdı. Elinden tuttu, Kabe'ye doğru çekti. Dedi, beni tanıdın mı? Yok, tanımadım. Çünkü çile çekmeyen adam, rahat adam tanımaz. Ama çile çeken var ya, unutmaz. Çilesiyle anlattıklarını unutmaz. Hani ben fi tarihinde Küfe'de idim. Şöyle bir yerde cemaati anlatıyordum. Sen de geldin şöyle şöyle dedin ya, ha hatırladım dedi adam. İşte ben o, Abdullah İbni Mesud'um ben. Ha, sen o zaman bana şöyle 3-4 cümle destek verdin ya, ben onu Efendimiz Aleyhisselam'a anlattım. Sana dua etti, adam çok heyecanlandı. İman nasip et dedi, belli ki duası kabul olmuş Efendimiz Aleyhisselam'ın. Hacca gitmek nasip et dedi, bu duası da makbul olmuş, hacca gelmişim. Adam merakla öyle heyecanlandı ki, az daha çekti Kabe'ye doğru onu. Ve dedi, Efendimiz ona imanla ölme nasip eyle dedi. Adam duracak, kalbi duracak hale geldi. Ve sonra cennette bana komşu eyle dedi. Bunu duyunca adam bir hey çekerek oracıkta ruhunu Allah'a teslim etti. Destek vermek, davaya destek vermek ve böylece başkalarının da sevaplarıyla çağlayanlar halinde ölsek bile arkamızdan sevap gelmelerine sebebiyet vermek. Böylece sevap hanemizi genişletmek. Öbür alemde فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Sevap taraflara ağır basarak böylece Allah'ın razı olabileceği, kendisinin de razı olacağı cennet alemine gitmeye hak kazanmak. İnşallah bu fani hayatımızı böyle değerlendirecek. Gelecek hafta zaten 3 aylar dediğimiz Recep-i Şerif'e de girmiş oluyoruz Cuma günü. Kameri aylarda gece gündüzün önündedir. Yani ilk Cuma akşamı da Regaib Kandili olduğu için Cuma bir ama fakat akşamı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam aynı zamanda Regaib gecesi de oluyor. Sevap hazinesi, sevaplar mevsimi. Az amelle çok sevap kazanabileceğimiz mevsimlere doğru gidiyoruz. İnşallah bunları da değerlendirecek. Sevap hazinemizi dolduracağız. Öbür alemde inşallah ebrar ile beraber ebedi cennete dahil olacağız. Cenab-ı Hak bu güzel akıbetle bizleri serfiraz eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ablagan nizam. Kelamullahi el-melikil azizil allam kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'ânu festemî'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevs nüzulâ. صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحباب المعلمين الرحيمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhun nebiyyil mu'teber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fehameti şe'ni safiyyi. Fekale Allahu azze ve celle min kailin muhbira ve amira. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebi.
Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim. İnneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema barikte ala İbrahim ve ala el İbrahim. İnneke hamidun mecid. Amin. Allahümme salli İslam ve Müslümin. Allahümme heyyin. Kedimet-i Hakk'ı bittin. Rabbena ufir lana vel ikhvanel lezine sebakuna bil iman. Ve la tecal fi kulubuna rabbin illa. Rabbena inneken tadrafur rahim. Amin. İbadallah. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.